8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Enerji Verimliliği Eğitim Tesisindeki örnek binanın önündeyiz. Gücünü yenilenebilir enerji sistemlerinden alan ve fosil yakıtların kullanılmadığı bu bina, sertifikalı enerji yöneticilerinin yetiştirilmesini ve halkın bilinçlendirilmesini hedefliyor. Enerji tasarrufu, enerjinin daha az kullanılmasını ifade ederken, enerji verimliliği, enerjinin akıllıca kullanılması anlamına geliyor. Üst düzey ısı yalıtım teknikleri, güneş enerjisi ve jeotermal ısı kaynaklarının kullanıldığı bu bina, tıpkı ismi gibi enerji verimliliği için örnek teşkil ediyor. Enerji yöneticilerinin eğitimleri bir hafta teorik, bir hafta pratik olmak üzere iki haftadan oluşmakta. Pratik eğitimlerini biz bu tesiste gerçekleştiriyoruz. Bu tesisimizde fırın, kazan, pompa, fan, kompresör, kompansasyon sistemi ve aydınlatma, verimli ve verimsiz uygulamaları görüp uygulamaktalar. Bugüne kadar da yaklaşık 10 bin tane enerji yöneticisini eğittik. Bunlar sanayide, kamu binalarında ve ticari hizmet binalarında çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle Orta Asya ve Balkan ülkelerinden gelen mühendis kökenli, mimar kökenli arkadaşlarımızın enerji yöneticisi eğitimlerini burada veriyoruz. Onlar ülkelerine döndüklerinde verimli uygulama pratiklerini hayata geçiriyorlar. Enerji tasarrufu tüketimin kısılmasıdır. Enerji verimliliği, konfor ve yaşam şartlarından ödün vermeden, ürün kalitesinden herhangi bir azaltım sağlamadan aynı çıktıyı elde etmek için daha az enerji tüketilmesidir. Aslında verimlilik daha büyük bir konsept, içerisinde tasarrufu da içerir. Örnek binamızda bir verimli bina nasıl tasarlanır? En başında pasif bina tasarımı, neredeyse sıfır enerjili bina konsepti. Bunları aktararak ardından da binalarda enerji nerelerde harcanıyor? Özellikle ısıtma ve soğutmada ve elektrik tüketiminde verimlilik nasıl sağlanır? Orada iyi uygulama örnekleri ve verimli ekipmanlarımız var. Bunları öğrencilerimize ve sektör profesyonellerine gösteriyoruz. Örnek binamızda da en verimli uygulamaları hayata geçirdik. Enerji tüketimimizi minimize ediyoruz. Geri kalan enerjiyi de çatısında bulunan güneş santralinden karşılıyoruz. Buradaki fazla olan enerjiyi de bir depolama sistemimiz var, batarya depolama sistemimiz. Burada depolayaraktan güneşin olmadığı saatlerde de buradaki enerjiyi kullanıyoruz. Birinci Ulusal Enerji Verimli Eylem Planı kapsamında 2017-23 yıllarında ülkemizde bütün sektörlerde 8,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Bu yatırımlar karşılığında da birincil enerji tüketimimizi %14 azalttık ve emisyonlarda da 67 milyon tonluk bir azaltım sağlamış olduk. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine baktığımızda enerji yoğunluğunu son 2 yılda en fazla düşüren 2 ülkeden biri oldu. Önümüzdeki 7 yıllık dönemde toplamda 20 milyar dolar yatırım yapılmasını, 2030 yılına geldiğimizde birincil enerjide %16 azaltım sağlanmasını hedefliyoruz. Böylelikle de seri gazı emisyonlarında 100 milyon tonluk bir azaltım sağlamış olacağız.